Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yeşil Erik'ten organik meyve suyu tarifim var. Tam mevsimindeyiz. Lezzeti, kokusu, tadı muhteşem oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. 3 kilo eriğin saplarını ayıkladım, çürüklerini temizledim. Güzelce yıkadıktan sonra tencereye aldım. Üzerine 2 su bardağı toz şeker ekliyorum. Şeker oranı tamamen damak zevkinize bağlı. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yine üzerine 3 litre su ekliyorum. Daha sonra 2 litre daha ilave edeceğim. Bu tamamen meyve suyunun yoğunluğunu nasıl istediğinize bağlı. Daha su gibi veya daha koyu kıvamlı isterseniz ona göre kıvamını açabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum ve hemen tenceremi ocağa alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kapağı kesinlikle kapatmayın. Bu şekilde köpüklenmeler oluşacak ve taşacaktır. Bu köpükleri dilerseniz hafif hafif alabilirsiniz. Benim kullandığım erikler hafif yumuşamıştı ve daha çabuk pişti. Normal tencerede 15-20 dakika civarında pişiyor. Dilerseniz düdüklü tencerede de pişirebilirsiniz. Çok çabuk yumuşuyor. Öyle uzun uzun saatlerce pişirmenize, haşlamanıza gerek yok. Erikler yumuşayıp ezilecek hale geldikten sonra ılıması için beklettim. Ilıdıktan sonra ince delikli bir süzgeci alarak bu şekilde kaşığın tersiyle ezip suyunu çıkartıyorum. Bu posayı kesinlikle atmıyorum. Bunu bir kenarda biriktireceğim. Daha sonra yine üzerine bir miktar su ilave edip tekrardan kalan meyvenin özünü alacağım. Renginin güzelliğini de görüyorsunuz zaten. Gerçekten muhteşem oluyor. Yeşil erikten meyve suyu olur mu demeyin. Eğer şekersiz olarak yaparsanız detoks suyu olarak da kullanabilirsiniz. Diyet yapanlar için özellikle çok çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde tamamen suyunu çıkardıktan sonra dilerseniz üzerinde böyle bir miktar köpük oluşuyor. Onları alabilirsiniz. Tamamının suyunu çıkardıktan sonra meyve suyunun koyuluğuna, kıvamına göre dilerseniz fazladan su ilavesi yapabilirsiniz. Tekrar edeyim. 3 kilo eriğe kaynarken 3 litre su ilave ettim. 2 su bardağı toz şeker ekledim. Suyunu süzdükten, posasından ayırdıktan sonra 2 litre daha su ilave ettim. Toplamda 3 kilo erikten 5 litre meyve suyu elde ettim. Bu şekilde plastik kaplara su şişelerini koyup dondurucuda saklayabilirsiniz. Ya da kaynatıp sıcak cam kavanozlara koyup vakumlayarak da saklayabilirsiniz. Her iki şekilde de gayet güzel dayanır. Özellikle çocuklarına evde organik meyve suyu içirmek isteyen anneler bu tarz tarifleri deneyebilirsiniz. Şeftali, vişne, farklı meyvelerle de bu meyve sularını yapabilirsiniz. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve kanalıma da abone olarak yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.